Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün lityum pil için bir şarj istasyonu yapacağız. İstasyon derken tekli yapacağız gerçi. İsterseniz bunu tabii çoğaltabilirsiniz. Sizin rızanıza kalmış tamamen. Şimdi 18650 pilleri şarj etmek için artık biliyorsunuz rövanşta bir pil bu. Ve bunu şarj etmek için şarj cihazları da bu rövanşta olduğu için maalesef ülkemizde hemen rekabet gördüğü zaman fiyat yükselmeye başlıyor. Litokala Li500, Li600 diye doldurucular var biliyorsunuz. Evet düzgün doldurucular ama artık günümüz şartlarında neredeyse alınmayacak konuma geldiler. Yani 1500 liralar, 2500 liralar. Ben 6000 lira falan isteyeni gördüm. Yani herhalde 6000 lira istediğine göre pili kendisi yaratıyor diye düşünüyorum. Yoksa neden böyle bir şey yapsın? Dolayısıyla biz de nasıl bunu uygun hale mal ederiz ve kendimize bir pil şarjı ama aynı zamanda doğru şarjı yapacak cihazı kurabiliriz. Şimdi bunun için şöyle TP4056 diye bir kart var. Bu kartın özelliği kendi BMS devresi falan da üzerinde Type-C çıkışlı, akım korumasına sahip. Pili ters taktığınız zaman korumaz, aksine bozulur, haberiniz olsun. Yani pili ters takmayacaksınız, bu kesin. Ama neyi koruyor? Yüksek akım çekmesini koruyor, deşarjını koruyor. Yani tamamlandığı zaman zaten burada mavi ve kırmızı ışıkları var. Çalıştırdığım zaman birazdan göreceksiniz. Kırmızı şarj, mavi şarj olduğu anlamına geliyor. Şimdi bu 1 amperlik bir kart. Dolayısıyla 1 ampere kadar veya yani 1 amper ve üzeri olan bataryaları gönül rahatlığıyla şarj edebilirsiniz. Fakat daha düşük işte 500 miliamperlik falan bir bataryayı şarj edeceksiniz. Bu biraz riskli olabilir. Yani ne yapar? Bataryayı ısıtabilir, patlatabilir. Dolayısıyla bunun da bir çözümü var mı? Var. Şurada bir R3 direnci var. Tam görünüyor mu bilmiyorum ama bu R3 direncini çıkartıp yaklaşık 10K'lık bir ayarlı direnç koyup isterseniz 0.25'e kadar falan direncini indirebilirsiniz. Bunu şu an göstermiyorum. Bununla ilgili bir sürü zaten videolar var. Ama çok isterseniz yaparım da. Bunu yorumlarda belirtebilirsiniz bana. Onun dışında bir pil yuvam var. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu pil yuvalarının kötü tarafı bu kablolar çok ince. Yani pil şarj edeceksiniz. Özellikle 18650'ler için doğru amperi falan çekebilmeniz adına bu kablolar ince kalıyor. Dolayısıyla ben bu kabloları kesip bunun yerine şöyle daha kalın ve aslında tel sarımı daha fazla olan kablo kullanmayı düşünüyorum. Şimdi başlayacağız. Başladığımızda görürsünüz. Şimdi nasıl başlayacağız? Şimdi burada B- ve B artı girişleri var. Bunlar bataryanın giriş ve çıkışları. Batarya eksi, batarya artı. Burada out artı, out eksi var. Bu da nedir? Bataryayı bağladınız. Bataryanız şarj oldu. Type-C'den giriş yaptınız. Ve şarjı artık dolu. Dolayısıyla isterseniz bir cihaz çalıştırmak istiyorsanız işte onları da buralardan çalıştırabiliyorsunuz. Buradan başka bir cihaza akım verip örneğin ne bileyim powerbank gibi düşünün. Buraya bir USB takıp bağlayıp çalıştırabilirsiniz. Hiçbir problem yaratmayacaktır. Şimdi bunun bir çalıştıralım. Bağlantılarımızı yapalım. Ondan sonra tekrar çalıştırma esnasında görüşürüz. Şimdi dediğim gibi önce bu telleri keseceğim ve onun yerine bu telleri yerleştireceğim. Bu arada havyamı açayım, ısınmaya başlasın. Havyam gazlı, Dremel'in. Memnunum. Artık ucu biraz kötü durumda. Lehim yaparken bayağı zorluyor. Bunu değiştireceğim ama genel olarak memnunum yani. Dremel'in ürünleri artık çok maalesef pahalandı. Ben çok önceden almıştım bunu. Pürmüzüyle beraber almıştım. Aynı zamanda Dremel 4000 almıştım. Hepsini beraber almıştım. Çok avantajlı fiyata almışım bugün baktığım zaman. Ne yazık ki. Ama ihtiyacı olan için bence gayet ideal bir havya. Evet. Artı eksimizi bağladığımıza göre eski kablolarımızı artık kesebiliriz. Şöyle eski kablolarımızı artık ayıralım. Şimdi burada ne demiştik? B eksi B artı demiştik. B eksi şu an benim baktığım tarafa göre burası sol taraf oluyor. Sol tarafta. B artı sağ tarafta. Tabii ben şu anda öylesine bağlıyorum. Daha sonra bunu bir kutuya falan yerleştirip daha düzgün görünüm falan elde edebilirsiniz. Tamamen sizin görselinize kalmış bir şey. Şöyle ben bunları da kesiyorum. Emin olun bu en basit ve en sağlıklı yöntemdir. Yani eğer uygun olsun istiyorsanız, uygun ama güvenli bir sistem olsun istiyorsanız
Bence bu gayet başarılı. Evet, bütün işlemler bittiğine göre şöyle bir Type-C kablo takıp şimdi bataryamıza bağlayıp daha sonra da pilimizi takıp denememizi yapacağız. Şimdi şöyle bir powerbank'a takıyorum şimdilik. Gördüğünüz gibi mavi ışığımız burada yandı. Belli oluyor mu çok bilmiyorum ama şöyle göstereyim. Şimdi pilimizi bağlayacağız. Bu pili mutlaka artı eksiye dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bu pilde artı eksi yazıyor. Ama olur da yazmazsa pilin artı kısmı böyle daha küçük bir yuvarlaktır ve etrafı genelde böyle boşluktur. Eksi kısmı ise tamamen düz ve daha büyük bir yuvarlığa sahiptir. Şimdi bunu taktığımızda lambamız kırmızıya geçecek. Evet, gördüğünüz gibi şu anda şöyle kırmızıya geçti. Bu şarj oluyor anlamında. Bu arada biraz beklemek zorunda kaldım çünkü piller zaten doluydu. Şimdi şöyle kaç volt verdiğini kart üzerinden bir görelim. 4.18. Ekranda görünüyor mu bilmiyorum ama şu anda 4.18 veriyor. Pilimizin üzerinden bakalım. Evet, pilimizin üzerinden de 4.16, 16.1. Şu an şarj işlemini yapıyor. Şarj işlemi bittiği zaman buradaki ışığımız maviye dönecek ve şarj tamamen tamamlanmış olacak. Şimdi bunun dolmasını beklemeyelim. Ben şuradan bir tane dolu pil takayım. Çünkü diğer pillerim dolu. Dolu pilde zaten göreceksiniz ki şarja girmeyecek. Mavide kalacak. Mesela şu artı kısmı burası. Takıyorum. Gördüğünüz gibi hala mavi. Neden? Çünkü pil tam dolu. Tam dolu olduğunda bu şekilde anlayabiliyorsunuz. Pili düzgün doldurmamış olsaydı pil kendini salabilirdi. Fakat ben bu pilleri birkaç gün önce şarj ettim ve gördüğünüz gibi hala mavi yakıyor. Yani pil tam dolu vaziyette. Bunun isterseniz kaç amper çektiğini de ölçebilirsiniz. Bunu da daha sonraki başka videoda gösteririm. Şimdilik bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Sizin destekleriniz bizim daha da ilerlememize sebep oluyor. Şimdilik görüşmek üzere.